Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe gizem yayıncılık sayfa 39 40 işleyeceğiz. Birinci temada öğrendiklerimizi değerlendirelim cevapları. A. Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayalım. Kocaman bir ormanda sevimli bir yavru kirpi yaşıyordu bu sevimli kirpinin adı Boncuk'tu. Boncuk ailesinin en yaşlısı Diken nin anlattığı masalları dinlemeye bayılırdı. Ama yine de pek mutlu değildi. Çünkü hiç arkadaşı yoktu. Oysa o tüm hayvanlarla arkadaş olmak istiyordu. 1. Boncuk nerede yaşıyormuş? Cevap. Kocaman bir ormanda yaşıyormuş. 2. Ailenin en yaşlısı kimmiş? Cevap ailenin en yaşlısı dile, diken nineymiş. 3. Boncuk neden mutsuzmuş? Cevap Boncuk hiç arkadaşı olmadığı için mutsuzmuş. B Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına yanlış olanların başına y yazalım. 1. Arkadaş kelimesi sözlükte dost kelimesinden önce gelir. Doğru. 2. Taş yerinde ağırdır atasözü bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Yanlış. 3. Murat ile Melda okulun bahçesinde top oynuyor. Cümlesi 7 kelimeden oluşmaktadır. Doğru. 4. Kel olan annesini çok seviyormuş. Cümlesindeki anne kelimesi hatalı yazılmıştır. Doğru. 5. Seviyorum çok öğretmenimi kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa ilk kelime çok olur. Yanlış. C. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Kahvaltısını çıktı sonra yaptıktan evden Ali. Cevap: Ali kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıktı. Etti teşekkür. Tamer, Kadın ve Yaşlı Mert'e. Cevap, Yaşlı Kadın, Tamer ve Mert'e teşekkür etti. Geçen gidiği yıl artık geliyor kısa elbiseler. Cevap, Geçen yıl giydiği elbiseler artık kısa geliyor. Gitti yanına açmak kelemini kutusunun için çöp. Cevap, Kalemini açmak için çöp kutusunun yanına gitti. Aldığı arkadaşına günü paketledi doğum özenle hediyesine. Cevap Arkadaşına aldığı doğum günü hediyesini özenle paketledi. Ç Benzer anlamlara gelen atasözlerini el eşleştirelim. 1 Bir, Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. 2 Ev alma komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 3. Sakla zamanı gelir zamanı. Ak akçe kara gün içindir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.